Biliyorsun ben denizciyim, aynı zamanda kaptanım. Uluslararası kaptanım. Ama balıkçılığında bir fiil yaptım. Kendi gırgırımla, gırgır dediklerimiz teknemle yaptım. Kendi işim. Şimdi müsilaj gelmeden evvel zaten bize 3-4 seneler bağırdı müsilaj. Ben geliyorum dedi. Yani Salya dedikleri bir olay meydana gelmişti. Hatırlar mısınız? Böyle balıkçıların ağzında çoktu bu. Makaralar kayıyor, ağları toparlayamıyoruz. Salya'dan falan filan gibi. Kay Kay diyorlardı. kay diyorlardı. İşte o aslında müsilajdı. Evet. Şu anda benim bir arkadaşlarım var. Soruyorum, soruşturuyorum. Dipte çok kötü vahit durumdayız şu anda. 5-10 santim daha diyor bu dibin dibine oturmuş bunlar. Şimdi bunun devlet bir şeyler yapması lazım. Bu bizim gücümüz buna yetmez. Yani bir Ali Öksüz olaraktan biz bir şey yapamam. Önder Balıkçı burada çok büyük çabalar gösterir sağ olsun yazar çizer ama bunu uygulamaya koymak Bizi lazım. aşar tabii. Yani şöyle bir şey, bir devlet politikası haline getirmek lazım. Bakın şöyle biraz gözümüzü kapatalım düşünelim. Marmara Denizi, Karabük Adası İstanbul'a kadar 80 bin. Bandırma'dan da Tekirdağ 55 bin. Türkiye'nin kendine ait hiçbir ülkeyle paylaşmadığı tek deniz Marmara Denizi. Hiçbir ülkeyle paylaşmıyorsunuz. Yani Karadeniz'i paylaşıyorsunuz. Ege'yi de paylaşıyorsunuz. Şimdi siz burasını korumazsanız bu kendinize ait deniz olmaz. En büyük sorunlarından birine bütün bu atıklar nereye gidiyor? Şimdiye kadar eğer Marmara Denizi dolmadıysa yani bataklık haline gelmediyse bu Cenab-ı Allah'ın bize bir lütfu. Altından Karadeniz'e doğru akan su, üstten de güneye doğru akan bir su olduğu için ya durağan su olmadığından dolayı Marmara Denizi yaşıyor. Nefesi buradan alıyor. Allah bize böyle bir şey bahşetmiş. Bir kere bu akıntıları, yani bu fabrikasyonlar gerekli tedbirleri almalı, çevre arıtmaları yapmalı. Bunun mazereti yok. Çünkü kötüye gidiyoruz. Doğayı korumazsak yarın doğa bizi boğacak. Ve bir gerçek var ki doğa verdiğini alır. Siz doğadan alırsanız o sizden alıyor bu şekilde. Çoluğumuz çocuğumuz var. Bizler belirli yaşlara gelmiş insanlarız Önder Bey. Bundan sonra çocuklarımızı düşünmek mecburiyetindeyiz. Allah aşkına Ali Öksüz bunu niye konuşuyor? Belki kırılanlar olacak meslekten ama bizler denizci olarak hatalar yapıyoruz. Ben uzak yol kaptanıyım. Afrika'ya gidip yüklediğimde gemilerin denizde kalabilmesi için balans alması lazım. Balans dediğiniz ton 100 ton 200 ton değil. 1000 ton, 2000 ton, 5000 ton balanslar alıyoruz gemilere. Alırken de şöyle kocaman vanalar var. Bu vanalardan içeri bir sürü lavralar ve balıklar giriyor. İşte bugün Akdeniz'de gördüğümüz o canavar tenekeyi yırtan balıklar. Onlar o pislik, o çamur oradan aldığımız balansı geliyorlar Marmara Denizi'ne. Diyorum ki İstanbul'dan bu gemiye gidecek. Oraya açıyor, burada boşaltıyorlar. Çünkü o geminin alacağı yükten düşüyor. Gemi 5000 ton daha balanslı yükü az olur o zaman. Basıyor onu. Bunu kimse yapmıyor demesin. Bu daha sıkı bir şekilde denetlenmesi lazım. Trollcular olayında, trollcuları söylüyorum. Bunu bugün söylemedim. Trollcuları ben üyesiyken de söyledim. İlgelen ben üyesiyken de söyledim. Bugün içinde söyledim. Arkadaşlarımız var. Benim çok tanıdığım, sevdiğim kardeşlerim var. Onlara da söyledim. Kendi bindikleri dalı kesiyorlar. Bu işi yapmasınlar. Bunları durdursunlar. Lavraları öldürüyorlar. Bir de devlet şöyle bir şey yapmasın. Bir yasa çıktı aslında bu konuyla ama ne kadar uygulanıyor tartışılabilir. Şimdi bizim Erdek Körfezi'ne gelen konu bizim Edincik altından Karabiga sahiline Karabiga'dan Paşa Limanı'nın bu Balıklı'ndan Narlı'ya kadar bir hat çizelim böyle. O hatta en çok derinliği 40 metre yok zaten. Ama attığınız zarar 110 kulaç derinliğinde. Yani 110 metre, 110 kulaç derinliğinde 11 boy, 100 metre bir alan boyu. Yani 11 boya o troldan daha çok dibi kazıyor böyle. Hiç olmazsa onlara biraz böyle bir Ali Bey, şey yapmasın. peki troll devam ediyor diyorsunuz. Denetim mi eksik? Valla ben açık sözlü bir adamım. Beni Biliyorum, onun tanıyorsun. için soruyorum. Onun her türlü şeyle karşılanabilirim. Benim için hiç sorma. Benim derdim Allah bu günlerde doğruyu söylemektir. Ben hiç kimseden çekinmem bu konuda.